Şu güzelliğe bak. Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Yani gerçekten. Babacığım Alper. Yavaş Potuk. Yavaş Fenerbahçe biraz, kaydı. Biraz bir şey Alper Potuk dedin. Yeni Fenerbahçe'ye girecek Alper erkenden. Potuk, Beşiktaş'tan devam ediyorum abi. Alper Beşiktaş. Potuk Beşiktaş'ı istemiş. Alper Potuk, Alper Beşiktaş Alper Potuk'ta anlaşmış isterse. Yani anlaşılabilecek durumdalar. Evet. Bu şeyi de gidip Alper Potuk Fenerbahçe yönetimine iletiyor. Fenerbahçe yönetimi diyor ki 500 bin dolar getir kardeşim. Yapmayın etmeyin. Varsa talip bir an evvel gönderin. Zaten başka çareniz de yok. Alper'i göndermek zorundasın. Tolga'yı göndermek zorundasın. Yani yine Fener'e geçiyorum ben. Devamlı Fener'e gidiyorum. Tamam o zaman Fenerbahçe'yle Fenerbahçe'yle ilgili. Yok sorular geldikçe devam edeceğiz. Zaten Beşiktaş'la başladık. Mensah hayırlı olsun. Atiba Hutchinson hayırlı olsun. Tabii ki tek isteğimiz Beşiktaş'ın PAOK'la oynayacağı karşılaşmadan sağdan galibiyetle ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ne doğru emin bir adım atması. İnşallah. Bunda hepimiz hemfikiriz. Deniz'le ilgili bazı haberler çıktı biliyorsun. Kasımpaşa Deniz. Deniz Türüç. Ya bilmiyorum. Duymadın mı? O da mesela yokmuş. O tam aksi mesela. Alper'i nasıl gönderin diyorsan Emre. Deniz'i de göndermeyin. Ya, tutun. Ben söyledim zaten. Onu söyledik. Tamam. Yani sana katılıyorum artık Mehmet. Bazı oyuncular olmuyor. Yani bir de o riski artık almana değmez. Alper 7 sene oldu. Yani mevkisiz oyuncu olmasını bedelini ödedi. Ya belki Beşiktaş çıkış yapar. Olabilir. Belli mi olur? Yani atıl kalmaz en azından. Ya en azından maliyetli Beşiktaş'ın onu düşük maliyetli alması gerek. Tolga Yarslan konusuna gelirsek de vallahi Emre. Ben Tolga'yı her zaman Kadıköy'deki o 21 yıllık seriyi bitiren adam olarak hatırlayacağım. O maç Tolga yerine Gustav oynasa farklı bir sonuç olurdu. Maçı yıldız hatırlarsın Tolga'nın karşısında oynayan seriydi. Evet. Şimdi telefon hattımızda çok sevdiğin bir isim var. Allah sen Allah. Merhaba da istersen. Ahmet Selim Kul. Aa, sevgili Ahmet Selim Kul. Onu da göremiyorum hiç ya. Arı gibi çalışıyor maşallah değil mi? Maşallah. Maşallah bak transfer sezonunun yıldızlarından sevgili Ahmet Selim Kul. A-Spor'un da en önemli transferi. Benim hemşerimdir biliyorsun. Onun için biz hemşericiyiz çok biliyorsun. Rize Eşrafı'ndan. Mustafa Mandev, Emre Bol. Tabii. Yavaş yavaş izleri topluyorum buraya. Babacığım biz tahta bavulla geldik İstanbul'a. Geçinmeye geldik İstanbul'a hep beraber. Ahmet Selim Kul, ben Mustafa Mandev. Evet. Şey, hatırlıyor musun şey Zeki Alasya'nın? Evet. Bunlar Haydarpaşa'dan çıkıyorlar böyle ellerinde şeyler. Evet, evet. Haydarpaşa evet. Garı'nda biz öyle geldik işte İstanbul'a. Şey afiş vardı. Ki nereye bakıyor başka, bu adamlar? Başka. O başka mıydı? Başka. Neyse Ahmet Selim Kul, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Hakan Gündar. Sevgili Emre Bola ve Mehmet Özcan'ın da çok selamlar. Teşekkür ederim. Selamlar canım kardeşim. Şu anda herkesin merak ettiği konu Rodriguez. Fenerbahçe'den ayrılıyor mu Ahmet Selim? Rodriguez Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Ayrılıyor demek için erken ama Fenerbahçe istediği kanat transferlerini yapabilirse Rodriguez de yollarını ayırır. Tabii ki acele etmiyor. Harcama limiti konusu var. O gelenler gidenler o dengeler. Hani Rodriguez'i de sildi gözüyle bakmıyor Selçuk Tepeli. Sonuçta yerini doldurmadan eldeki bir oyuncuyu çıkarmak çok büyük hata ki bu yönetim bu konuda dili çok yandı oldu geçmiş 2 yılda. Acele edilmiyor. Olympiakos'un ilgisi doğru. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin yollarını ayırma, kiralık sözleşmesini feshetme ihtimali var. Ama önce Fenerbahçe kiralık kanat transferlerini tamamlar. Ondan sonra bu konu gündeme gelir. Rodriguez Fenerbahçe'den ayrılabilir ama dediğim gibi bu konu biraz daha vakte ihtiyacı olan bir konu. Diğer transferlerle çok alakalı bir konu. Teşekkür ediyoruz. Bir dakika dur. Bir dakika. Sor. Bu Deniz Türüç Kasımpaşa muhabbeti vardı Ahmet. Ne oldu o iş? Onu şöyle anlatayım. Kesinlikle ne Kasımpaşa tarafı ne Fenerbahçe tarafı bu iddiaları doğrulamıyor. Yani Kasımpaşa ilgimiz yok diyor. Fenerbahçe'de satmayı düşünmüyor zaten. Deniz Türüç planlamalarda olan bir oyuncu. Benim bilgilerim bu şekilde bir durumun olmadığı yönünde. Bunun dışında da önemli gelişmeler var. Tabii bu akşam bir maç vardı. Fenerbahçe İstanbul Spor'u ağırladı. Orada başkan ve yönetim de oradaydı. Emre de oradaydı. Herkes oradaydı. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Bu önemli bir maçtı. Yani Sarı Lacivertlerin sezonun ilk maçıydı ve herkes doğal olarak hem yönetimin hem Emre'nin gözü takımın üzerindeydi. Bu akşamki performans bu anlamda pozitif. Bu şekilde başlamak pozitif bir etki yarattı. Maç dışında da transfer çalışmaları devam ediyor. Bunu söyleyelim. Remy ismini bugün paylaşmıştık. Remy ile ilgili Fenerbahçe'nin girişimli olduğunu, menajerinin İstanbul'da olduğunu ve Remy ile ilgili Fenerbahçe kulübünün girişimlerinin olduğunu söylemiştik. Bu akşam
tarafların bir araya gelmesini bekliyoruz. Böyle bir gelişme var. Tabii ki bir değişiklik olabilir ama biz... Salı günü topuk yaylası evet. Başlıyor. Şimdi hazırlık maçı oynandı bugün. Bir gün izinli takım daha sonra pazartesi günü antrenman yapacak ve salı günü de 10 günlük kamp için topuk yaylasına gidecek. Siz gidiyor musunuz Sayın Emre Bol? Yani ben birkaç gün giderim herhalde. Ha, oradan yayına dahil olacaksınız. Birkaç gün, 2-3 gün gitmeyi düşünüyorum. Oradan yayına dahil olacak. Ahmet Selim, aynen. Arka arkaya açıkladın. Remi'nin menajeriyle bu akşam görüşülecek. Perotti evet. Oldukça yakın ve notlarımın arasına aldım. Sinan Gümüş'te artık Fenerbahçeli diyebiliriz, değil mi? Tabii o zaman. Evet, yani Dabi konusunu hatırlıyorsun sevgili Hakan Gündoğan. Tabii. Bitmişti o iş. Hani her konuda anlaşıldı. Daha sonra Fenerbahçe bu transferden vazgeçer gibi oldu. Vazgeçti diyelim hatta. Tabii yine yeni bir gelişme olabilir. O yüzden de çok net konuşmak istemiyorum ama bu tarz Fenerbahçe'nin vazgeçme durumu olmazsa ben Sinan Gümüş'ün önümüzdeki yıl Fenerbahçe forması giyeceğini düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Selim? Teşekkür ediyoruz. Ahmet Selim görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi yayınlar size. İyi yayınlar. Fenerbahçe transferi de hızlı devam ediyor. Tabii neden açıklanmadığı çok soruluyor bu transferlerin. İkincisi Emre Belezoğlu bugün... Emre'yi konuşmadık ya. Emre'yi konuşmamız lazım yani. Konuşacağız. İşte onu soruyorum. Yani... Sorayım mı? Çok büyük bir... Sormamı bekleyeceğim mi? Yok beklemeyeceğim. Ama ben de bir hani Emre benim de arkadaşım. De buraya... Ama Emre benim arkadaşım yani şimdi. Tamam o zaman sen başla. Emre'ye de yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Gerçekten Türk futbolunun en önemli futbolcularından bir tanesiydi. Alo ben Emre abin. Seni bile transfer ederiz. Hakan Gündoğar. Akıllı olacaksın. Yok öyle bir... Seni de transfer öyle bir ederiz. Dünya yok ama yani... Emre abin arar. Bu arada benim sana bir borcum var. Çünkü sen bana bir forma hediye ettin. Ha Gökhan Gönül mevzusu mu? Evet sen bana bir forma hediye etmiştin. Beşiktaş resmi lisanslı ürünlerinden gitti. Beşiktaş'a transfer olduğunda Emre sağ olsun Gökhan Gönül forması aldı. Ben de kendisini alacağım. Feneryum'a gidip ben de sana bir Gökhan Gönül forması. Tekrar Feneryum'da abisi formalar değil mi? Sen bana aldın ben de sana evet. Alacağım diye o zaman konuşmuştuk. Evet. Laf biz de ağızdan bir kere çıkar. Sana bir Gökhan Gönül forması sözüm var. O zaman da burada seyircilerimizden bir tanesini hediye edeceğiz. Yeni formalar çok evet, güzel değil mi Fener'in? İnan görmedim. Gördüm özür dilerim. Abi. Doğru gördüm. Gerçekten güzel. Bayıldım ya. Ama öyle olması lazım. Standart formaları olması lazım. Mesela kusura bakmasın Galatasaray'la ben Galatasaray'ın yeni sezon formasını beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ben daha kötüsünü gördüğüm için 2016-2017'de bir Snyder'li vardı. Yandan böyle garip. Bu da kötü. Bunu da kötü yaptılar. Ya ben beğenmedim yani. Ya biraz o takımın da durumuyla da alakası var. Mesela geçen sene Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim ben. O silik olan şey var ya çubuk. Ama o şeyle de alakası var işte. Yani takım biraz iyi olsa. Yok abi formadan bahsediyoruz ya takımdan değil ki ya. Yok insanların hayır algısı. Tekstilden bahsediyoruz. Tekstil şeyi. Dediğin tamam ama insanların algısını da etkiliyor takımın bulunduğu konu. Yani ben bu sene açıkçası kim emek verdiyse hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir forma çıkarttılar uzun bir aradan sonra.